Tokun Belediye Başkanı İshak Taşçı ve AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Mimar Sinan Mahallesi sandık başkanlarının bir araya geldiği buluşmaya katıldı. Başkan Taşçı ve İl Başkanı Göksel, Yalı kafede gerçekleştirilen organizasyon kapsamında sandık başkanlarına seçim günü sandıklara sahip çıkılması noktasında gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Türkiye'de istikrarın devamı adına önemli bir seçim döneminin geride bırakıldığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Taşçı, ülkemizde istikrar ortamının devamlılığı için sandık başına giden milletimiz seçimini yaptı. Şimdi daha çok çalışma, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için daha fazla hizmet ortaya koyma zamanıdır. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak biz üzerimize düşen bu büyük sorumluluğun farkındalığı içerisinde çalışıyoruz. Herkesi her kesimi yakından ilgilendiren projelerle kapsamlı bir belediyecilik anlayışını ortaya koyuyoruz. Daha çok proje hayata geçirebilmek ve hizmetleri eşit bir şekilde tüm ilçemize ulaştırabilmek için verdiğimiz mücadelede mutlak suretle en büyük yön vericimiz halkımızdır. En büyük destekçimiz ise iktidarımız, bakanımız, vekillerimiz ve teşkilatımızdır. Bu büyük aile halkına en iyi hizmeti sunmak için mücadele ediyor diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ise konuşmasında eski Türkiye ve yeni Türkiye farklılığına dikkat çekerek Türkiye'de AK Parti'nin iktidarıyla yaşanan büyük gelişmeler ve değişmeler ortadadır. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma, hayatın her alanında köklü değişimler yaşanmıştır. Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı yaşayan milletimiz tercihini sandık başında yapmıştır. Milletimiz istikrar demiştir diye konuştu. Samsun teşkilatlarının koordine edilmesi ve seçim sürecinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi adına AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'in ortaya koyduğu mücadelenin takdire şayan olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İsa Aktaşçı, disiplin, koordine, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma ortamını temin eden İl Başkanımız Muharrem Göksel'e teşekkür ediyorum seçim süreci yönetmek, iyi bir teknik direktör olmayı gerektiriyordu. Kendisi bu görevi başarıyla yerine getirerek partimizin tüm ülkemizde olduğu gibi Samsun'da da tek başına iktidar gücünü almasına etken olmuştur dedi.